Ya oğlum Sertaç, koskoca un kapanında benim yeteneklerime saygı duyacak, beni anlayacak böyle geniş vizyonu geniş bir adam yok mu ya? Bir şirket yok mu? He? Ya oğlum şarkılar hazır, ses hazır. Böyle duruyoruz ya Sertaç. Abi bir yıl oldu ya. Tamamdır abi, tamam anlaşıldı. Başka bahara. Tamam abi, hadi eyvallah. Hadi. Affedersin Volkan'cığım. İstemeden kulak misafir oldum. Olma. Hiçbir şekilde misafir olma Kubilay. İstemiyorum seni. Elektriğimiz uyuşmuyor seninle. Zaten moralim bozuk. Bozma moralini be Volkan'cığım. Albüm yapacak müzisyenin sponsor ayağına gelirmiş. Ne diyorsun lan? Gülmenden bir şey anlamıyorum ki. En iyisi sen ne gül ne konuş. Bas git ya. Ya bırakalım bu Karagöz ve Hacivat muhabbetini. İş konuşalım. İş mi? Ben uzun zamandır bu peynir ve tereyağı işinden bıktım. Bir kefir projem vardı. Onun da heyecanı bitti zaten. Uzun zamandır bu müzik piyasasına girmeyi düşünüyordum. Kısmet bu akşamaymış. Nasıl ya? Volkan'cığım, söyleme sayıp kubiyim ama para bende. Bu sloganı yeni buldum. Arkadaşlar da çok beğendi. Nasıl? Güzel değil mi? Güzel vallahi, yakışmış sana yani. Seni anlatıyor. Peki sen anlar mısın bu işten? Gece hayatını ve canlı müziği çok severim. Kenan, Musti, Arto. Bunlar benim samimi dostlarımdır. Yapalım albümünü. Çekelim klibini. Ufaktan girelim piyasaya. Öyle değil mi canım? Yani şimdi... sen sponsor mu olacaksın bana yani? Volki. Seni daha önce caz kafede dinledim. İş var sende Volki. Hem de çok. Eyvallah Kubilay kardeş. İnşallah. Eyvallah. Bakarız yani. Bana tam olarak ne teklif ediyorsun? Çok açık değil mi? Sen Volkan'ı istiyorsun, ben de Selin'i. Ben Volkan'ı falan istemiyorum. Gözlerim öyle demiyor ama yaprak. Kubiyim ama hisli çocuğum. Nasıl bir işbirliği olacak bu? Şöyle ki, sen bir kaset projesi çerçevesinde Volkan'ı oyalayacaksın. Çekimdi, stüdyoydu, klipti. Ben de o arada boş kalan Selin'le ilgileneceğim. Vay be, işte benim sanatçım. Ne haber Volki, nasılsın? Sağ ol. Hayırdır Yaprak? Canın kazan dibi mi çekti? Volkan'cığım, Yaprak sağ olsun bundan sonra senin kıyafetinle ve imajınla yakinen ilgilenecek. Yani anlayacağın seni bir gölge gibi takip edecek. Aa, ne yapacağız peki? Siz bir miktar avans veriyorsunuz herhalde değil mi Kubilay Bey? Tabii canım, avansız olur mu hiç? Canım sen lafa karışma. Git içeriden bir espresso kap ve gel. Hadi bakayım. Bilay, Tercettin Volkan'ın arkadaşı. Hadi be. Festival adamsın be Volki. Şimdiden halka inmiş gördüm seni. Ne var kardeşim, beğenemedim ha? Tamam Tercettin, sakin ol. Yanlış anlaşılma olmuş abi. Kim bu be? Evet beyler, lütfen artık keselim. İşimiz çok. Hem de çok. Musiki dersi, mandolin dersi, sahne hakimiyeti, dans dersi, kıyafet provası, beste seçimi, gitar dersi, daha bir sürü şeyler. Vesaire vesairenin saat saat programı. Dans dersi mi? Tabii dans dersi Volkan, dans dersi olmadan olur mu? Olmaz. Hem merak etme, ben yanında olacağım. Ya burada yemek molası bile yok. Aa evet, hatırlattığın iyi oldu Volkicim. Önümüzdeki hafta programına bir de diyetisyen ekleyelim. Beslenme önemli tabii. Aa. Aha, doğru tabii. Tabii abi, yarın öbür gün 3-4 saat sahnede kalacaksın icabında yani. İş ciddiye biniyor yani. Şimdi bu akşam Volkan'cığım gitar dersleri ve sahne hakimiyeti dersleriyle başlıyoruz. Ya bu akşam ben Selin'le randevum var benim. Oh aman be Volkicim, aman be Volkicim. Şimdiden böyle tavsamalar başlarsa yandık vallahi ya. Tabii Volkan, yani senin bu aralar şöyle bir kampa girmen lazım. Kamp hayatı yaşaman lazım. Tabii. Yaşayacağız artık. Ne yapalım, kamp hayatı yaşayacağız. Sanatçının özel hayatı olmazmış zaten değil mi? Neredesin oğlum sen? Hasta sus, sinirlerim bozuk zaten.
Gitar hocası manyak çıktı. Kardeşim bırak gideyim diyorum. Yok iki saat daha kalacaksın, parasını peşin aldım diyor, bir şeyler diyor. Yaprak geldi oturdu dibimize. E o zaman ben kaçtım. Aslı sana emanet. Aslı çünkü Halkalı'ya gidişim 2.5, yatışım 3 yani. Tamam mı canım? Tamam hadi canım, sağ ol. Hadi bay bay. Şey söyledi mi çıkıyorsunuz yoksa? Vallahi ikiniz de yatır keserim artık ha. Bana bak sen lafını bil. Düzgün konuş benimle, hayatını karartırım. Hadi aç kapıyı hadi. Aa, merhaba Volkan. İnanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Vallahi ben de inanmıyorum. Ne yapıyorsunuz bu saatte burada? Hemen anlatayım şimdi Volkicim. Biz Kubi'yle önce bir drink aldık. Sonra sinemaya gece 12 matinesine gittik. Ya seni aradım aradım ama cebin kapalıydı ya, ondan haber veremedim. Gitar hocası kapattırdı. Tuhaf herifti ya. Volkancığım bastırdık parasını, tuttuk en iyisini. Her zaman söylediğim gibi Kubi'yim ama para bende. Bu espri ya tuttu ben süper. Çok beğeniyorlar bunu. Ya yalnız ben bir şey merak ettim ya. 40 yılda bir işimiz çıkıyor. Hemen planlar yapıyorsunuz birlikte. Nedir senin bu mevzu? Aa Volkan, kıskanç gördüm seni. Volkan sen abartmayalım. Şişt çocuklar bir dakika. Ya babamın sesi geliyor. Bunlar uyandı, bizi bekliyorlar bence. Aç aç. Beklerler tabii, geç kaldık. Kıyamet kopacak yine içeride. Seninle sonra konuşacağız. Şimdi daha dün annemizin şarkısını bir daha çalalım mı? Çalalım hocam, çalalım da. Yani ben zaten gitar dersi alıyorum. Yani mandoline ne gerek var? Stat konserlerinde mandolin mi çalacağım yani? Volkan Bey, Kubilay Bey bir aylık ücreti peşin ödedi. Zaten mandolin gitarın temelidir. Şimdi Volkan'ım sana altyapısız sanatçı demesinler sonra. Demesinler. Demesinler de daha popüler bir şeyler çalamaz mıyız hocam ya? Bunu aldığı için ya. Bir aslan miyav dediği çalalım. Of. Ya hocam siz ilkokullarda falan mı veriyorsunuz bu dersi acaba? Teessüf ederim Volkan Bey. Ortaokullar, lise ve denge okullar da var. Lütfen. Bu işin içinde bir iş var ama anlamadım gitti yani. Kubilay her şeyin mükemmel olmasını istiyor Volkan. Yani bu. Hem ne olursa olsun ben hep senin yanında olacağım. Canım benim, yaprağım benim, Red Sonja'm. Görev başında yavrum benim. Devam edelim mi? Aslan mı çalacaktık? Hocam onun yerine ben şimdi aslan dediniz de Kayahan abi Galatasaraylıydı. O geldi aklıma. Onun bir şarkısını çalsam yemin ettim. Asırlardır yalnızım. Pişmanım alır yazım. Bir öfke. Öfke. Mahkum. Heh. Şöyle olursa daha rahat çalacaksınız. Hocam böyle nasıl çalacağım ben ya? Deneyin siz, devam edin siz. Devam edin. Bir şey söyleyeceğim. Ya Volkan böyle baş başa yemeğe çıktığımızı öğrenirse kıyamet kopacak çok kötü fena. Ya yanlış anlayacak yine. Biz de o zaman söylemeyiz prenses. Zaten artık bir sanatçı. Sana her an vakit ayıramaz. Ay bir şey söyleyeceğim. Kubi, şimdi o her gece bir barda, bir ekstrada, bir sahne falan mı olacak? Ay inanmıyorum ya. Ya gece hayatınızı tamamıyla imhal edecek falan yani. Ben her zaman senin emrine amadeyim prenses. Eski günlerdeki gibi ha. Ay canım benim ya. Ya iyi ki varsın. Yaşa, var ol Kubi. Ya bir şey söyleyeceğim. Evet. Benim öyle bir akşam... Kenan'a veya Arta'ya götürsene. Ya bak Hande veya Robert de olur. Ya aylardır gitmiyorum. Kubi çok özledim. Hınzır. Hasret için de gördüm seni. Ah götürmez miyim prenses, götürmez miyim? Seni ait olduğun hayattan koparıp alanlar utansın. Götürmez miyim? Hemen bu akşam. Çılgınca ve sabaha kadar ha. Var ya, ya bizim çevreyi inanılmaz özledim. Hasret içindeyim ya. This car is automatic. Ha,
Volkan süpersin. Yalnız kızlar böyle yana doğru açıldıkları zaman sen de böyle başını dik tutacaksın ve müziğin ritmine uyarak öne doğru geleceksin. Ondan sonra o güneşten almış olduğun ışık senin yüzüne bir aydınlık verecek ve pırıltılı bir star olacaksın. Tolga Hanım Bey, saygı duyuyorum sanatınıza da. Siz alışkınız tabii, yıllarca bu işi yaptınız. Ben hazır değilim böyle şeylere galiba. Ben çok yoruldum, acıktım da ya. Bir şeyler yesem olmaz mı? Tolga Hocam, arkadaşlar böyle Volkan'ın arkasına böyle dizilip böyle sırayla kollarını aşağı indirerek böyle güneşin doğma figürünü yapacaklar değil mi? Yapacağız Yaprak Hanım, yapacağız. Ama Kubilay Bey o kadar çok şey istedi ki işimiz zor, uzun. Peki Tolga Hocam, acaba ben önde söylesem arkadaşlar arkada dans etse olmaz mı? Olmaz Volkan, Tarkan'ı görmüyor musun? Sen bilmiyor musun Volkan'cığım, star olmak için çok iyi dans etmek lazım. Dans etmeden star olunmaz. Anlıyorum da ben sucuk gibi oldum ya. Bu işler terlemeden olmuyor. Terleyeceksin biraz, daha neler öğreneceğiz? Cha-cha, salsa, tango, disco, hip-hop. Volkan, ben partnerin olurum. Tango bana gelmez hocam ya. Siz bana böyle sahnede kazık gibi durmamayı öğretin yeter valla. Tamam şimdi bak, önce sana bir güzel figür göstereceğim. Yavaş yavaş onu öğrenelim. Kızı böyle elinden tutuyorsun, açıyorsun ve döndürerek alıp pozunu veriyorsun. Evet. Anlaştık mı? Evet. Hadi bakalım şimdi son. Birlikte yapıyorsunuz. Evet. ben kendi şeyimi, yorumumu katilmedim de. Yani Kubilay Bey boşuna söylememiş. Günde 3-4 saat çalışın diye, ama bu 3-4 saat bile bize az gelecek herhalde. Biraz birkaç hafta çalışacak gibi geliyor. Şimdi hazır mıyız, bunu müzikle yapalım? Son 1-2-3-4. Volkan çok iyisin. Arkadaşlar bir 5 dakika ara veriyoruz. Dinlensin biraz. Buyurun. Ya
Toprak bittim ben, bittim. 5 dakika değil 55 dakika ara vermemiz lazım. Bilmiyorum yani Özcan Deniz böyle şeylere katlanıyor muydu ya? Sen Özcan Deniz'den çok ama çok daha iyi olacaksın. Bak bak, böbreğim ağzıma geldi ya. Of, her yanım ağrıyor. Oh, oh Yaprak, oh. Nasıl da tanıyorsun vücudumu Yaprak. Oh, tut bakayım, tut şöyle. Tansiyonum mu çıktı benim? Dünya dönüyor Yaprak. Olsun senden kardeşim. Böyle bir günümde yalnız bırakmadım beni. Olur mu abi? Tolgahan abimiz gelmiş. Çocukluğumdan beri görmek istediğim, tanışmak istediğim tek ünlü insan Tolga abimizdir. Abi merhaba. Abi benim de şöyle bir hareketim var. Belki kullanmak istersiniz diye. Şöyle alıyoruz. Şöyle. Şöyle abi. İlginç. Enteresan. Abi bir de 80'li yıllardan kalma bir takım hareketlerim var. Onu da size verebilirim ücretsiz olarak. Mesela şu abi. Aynen çekiyorum aşağı yukarı abi. Yalnız bu figürü benim ismimle anmanız gerekiyor. O şartla. Ya Volkan kardeşim. Biraz da siz ilgilenseniz şu konularla, daha bir sürü işimiz var yapacak. Hocam vallahi ben bittim. Benim anatomim aykırı hocam bu işler. Çok acıktım sabahtan beri. Mandolinisi gitti, şamcısı geldi. 2 dakikaya geleceğim. Şunu bir kıvırayım ben. Tolga abi bu elektrik bu gide. Elektriği aşağıdan yukarıya mı veriyoruz yoksa yukarıdan aşağı mı titreterek veriyoruz abi? Nasıl veriyoruz? Volkan Bey buyurun. Hocam bitmek üzere, nimet, günah. Hemen geliyorum. Biraz tango yapacağız. Aa tango. Hocam tango düğünlerin dışında ne işe yarar ya? Kubilay Bey'in kafasında bir şey var herhalde. Tangoda özellikle ısrar etti. Tabii tabii, tango şart. Hocam, partneri ben olabilir miyim? Peki, buyurun. Hocam, gelmişken ben de şu kızla deneyebilir miyim acaba? Hani birkaç figür kaparım belki. Peki buyurun. Kıza biraz daha fazla sarılabilirsin. Volkan çok romantik bir dansmış değil mi? Ya öyle öyle. Ya çekinme. Daha fazla sarılabilirsin. Ya maksat dansı doğru öğrenmek. Ya, tamam ya bak. Volkan. Kolay gelsin. Yorma kendini canım. Selin nerelerdesin ya? Ben buralardayım da sen yoksun ortalarda. Ya bütün hocalar cebimi kapattırıyor.
Oldu, gözlerim doldu. Toprak, ne haber? Sen de bir dans dersi alıyorsun canım. Ben bitkiler sabit durur zannediyordum. Ben Volkan'a eşlik ediyorum Selin. Asistanı oldum. Ay, canım benim. Kolay gelsin, ben seni tutmayayım. Tolga hocam, nasılsınız? Sanatla yoğunlaşmış gördüm sizi. Volkan'cığım, görüyorsun ki seni en iyi hocaların eline teslim ettim. Biliyoruz. Hocaların canımı çıkarttı sabahtan beri. Selin, gel sana tango öğreteyim. Ay yok canım, meğerse almayayım. Alana da mani olmayayım ben yani. Biz Kubi ile Kenan'ı dinlemeye gideceğiz bu akşam. Hadi Kubi, hadi. Allah Allah, yine mi birlikte çıkıyorsunuz ya? Volkan'cığım, hadi Tolga hocanı bekletme. Bunlar çok önemli dersler. Hiçbirini kaçırmanı istemem. Hocam kolay gelsin. Kızlar. Ne oluyor abi? Oğlum Sertaç, bu herifin niyetini anladım ben. Aklı sıra Selin'i kapacak. Ya Paris'te son tango olacak, bu haberi yok. Güzel dedin abi, bravo. Bizim elimiz armut mu topluyor lan? He? Kaset maset ayağına, aklı sıra kızı kapacak ha? Dövelim mi abi? Yok yok. Kobi için elimizi kirletmeye değmez oğlum. Benim onun için daha ince planlarım var. Hayatını bitireceğim onu. Vay öz düşmanı ya. Ya Tacun ya. O Kubilay var ya, bu adi herif. Selin'in eski sevgilisi. Ya şimdi tabii ben kızı kaptım. Diş geçiremiyor bana. İntikam amacıyla Aslı'ya sarkıyor. Irz düşmanı, ırz düşmanı. Şey Volkan, Aslı'nın da gönlü var mı bu herifte? Ya yok tabii Taco da. Şimdi kadın milleti duygusaldır. Bir boşluğuna getirir, bir pundunu bulur. Allah korusun yani. Herif Aslı ablayı kapalamaya çalışıyor Taco. Vallahi öyle. Adi herif her gün bizim evde lan. Taciz taciz, bunaldık ya. Her kapı çalışında açıyorum, Kubilay karşımda. Hayır ben bir şeyler yapacağım. Annem babam yaşlı insanlar, şimdi heyecana gelemezler falan. Korkuyorum yani. Ben bu hafta bir iki kere sizin apartmanın önünden geçtim. Bazen geçiyorum öyle. Aslı'nın ışığını görmek için. Bu da ayrı mı? Evet abi. İşte bu gecelerden birinde yine bu herifin arabasını gördüm sizin evin önünde. Böyle kırmızı, pahalı, yanar döner bir araba. Bu hafta münasebetsiz saatlerde sürekli bu herifin arabası sizin evin önündeydi ya. Hadi ya. Bak sen. Lan Taco, sen şu yeni karate hareketlerini arkadaşın üzerinde bir dene en iyisi, ne bileyim yani. Beraber döverim mi? Yok. Yani Selin'e ayıp olur ya. Şimdi yani adamın eline koz vermeyelim. Volkan dövdü falan olur. Yani arada Selin var. Zaten onun derdi sensin. Geçen gün o yüzden uğraştı seninle. Aşağıladı resmen abi. Aa, ben de diyorum niye yapıyor lan bu herif böyle? Aklı sıra kızı kaptırmayacak ya sana. Plan yapıyor şerefsiz. Yedirtmeyecek, kızı kendi yiyecek abi. Ulan bu arabayla sinirlerim zaten bozuk. Gebertirim lan ben de onu. Yalnız Taco bak sakin ol. Kaypak bir tip bu, tamam mı? Yani o mevzu esnasında Aslı'yı tanımam, kim Aslı falan filan gibi böyle bir yollara başvurabilir. Sen dinleme, çalış kardeşim. Ellerim koşunuyor Volkan. Aslı'yı ona yar etmem. Bu akşam bu işi hallederim. Abi bu elektrik bugü de kolları aşağıdan yukarı mı yoksa yukarıdan aşağı mı titretiliyordu böyle? Volkan nerede? Geldik Kobi, buradayız. Gel abi. Merhabalar. Merhabalar. Beni niye buraya çağırdın dostum? Senin bu akşam oryantal dersinde olman gerekmiyor muydu? Kubilay, kıvırmayacağım, direkt konuya gireceğim. Selin'den uzak dur arkadaşım. Bak ciddi arıza çıkarırım ona göre. Yapma ya. Arıza. Sana yaptığım onca iyilikten sonra. Kubilay, bak Selin artık benim sevgilim. Anladın mı? Sen kaybettin, bir bardak soğuk su iç üzerine. Ya seninle arkadaş olalım, dost olalım, değil mi? Rekabetçi zihniyetten uzaksın. Tekelci zihniyette gördüm seni. Bu herif böyle gülünce Taceddin'i aramak istiyor canım Sertaç. Dur bakalım abi, önce konuşalım. Taceddin kim? Lan Kubilay, sen bana ne teklif ediyorsun lan böyle? Diyeceğim şu ki, Selin'i rahat bırak. O bana ait. Yoksa senin o kaset işin yatar. Oğlum bak, yediririm o kaseti ben sana. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu lan? Ahlaksız teklif abi. Kubilay'a bak ya, kan kırmızı çıktı ha. Hayır mı diyorsun yani? Oo Taceddin, hoş geldin kardeşim. Hazır hızını da almışsın, tam zamanı yani. Aa,
Takılmam ben böyle kuralıya canım. Sen kime kural diyorsun lan? Irz düşmanı. Ne diyorsun sen ya? Manyak mısın sen? Aslıyı sana yedirmem lan. Aslı mı? Ne aslısı? Bir de inkar ediyor. Hacettin. Hacettin. Öldüreceğim abi. Kendimi çok iyi hissediyorum Volkan. Çok rahatladım. Hoca yeter, öldüreceksin herifi ya. Tamam bitti artık. Yeter. Bilmiyorum prenses. Bunu Volkan'a sor. Volkan ne yaptınız? Yok bir şey Selin. Biz bir şey yapmadık Selin. Tacon nasabiyeti. Bana bunu onlar yaptı Selin. Bana iftira attılar. Ay canım. Ay, Volkan barbarsınız siz. Değiliz Selin. Bu herif adi herif. Dedi ki Selin'den vazgeç. Albümüne sponsor olayım dedi. Para teklif etti bana. Ahlaksız herif bu. Senin için yaptı prenses. Seni sevdiğim için yaptı. Hadi lan. Esas onu ben seviyorum. Onun için her şeyi yaparım. Albüm neymiş? Dünya bir yana, ona olan aşkım bir yana be. Şey, kardeş. Siz Aslı'yı beğenmiyor muydunuz ya? Ay yeter, 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 yeter. Bıktım. Bezdirdiniz beni. Şu canımdan bezdim Allah'ım. Şu genç yaşımda al canımı kurtulayım. Ya Rabbim. Yeter. Ay bıktım bu girlfriend, boyfriend olaylarından ya. O falan oluyorum artık. Ay ne yaptım ya Rabbim. Gidip çeşmede taşlı evler alıp oralara mı yerleşsem? Yoksa Biric'e mi versem kendimi acaba? Ay ne yaptım, ne yaptım bilmiyorum. Evlen benimle. Ay asıl benimle evlen prenses.